Öncelikle herkese selamlar, sevgiler. Bildiğiniz gibi birinci etap kamp çalışmamız 12 gün sürmüştü. Bu 12 günlük süreç içerisinde takımımızın fiziksel durumunu görmek adına fiziksel testler uygulandı. Kuvvet testleri, dayanıklılık testleri, sürat testleri uygulandı. O testlerin sonuçlarına göre bir antrenman planlaması yaptık. 12 günün ardından 3 gün izne ayrıldık. Sonra işte şu an sonuna geldiğimiz ikinci etap kamp çalışmaları başladı. Bu da yaklaşık 10 gün sürdü. Bu 10 günlük süreç içerisinde de testlerin sonuçlarına göre fiziksel antrenmanlarımızı uygularken aynı zamanda oynatmak istediğimiz oyun sistemine göre antrenmanlarımız da oldu. Tabii bu arada iki tane hazırlık maçı yaptık. Hazırlık maçlarında skordan bağımsız oynadığımız oyunları zaman zaman istediğimiz duruma geldi ama hala eksiklerimiz var. Tabii bunun farkındayız. Afyon'da son etap kamp çalışmamıza geleceğiz. O kamp çalışmamızda sonradan aramıza katılan oyuncu arkadaşlarımızla beraber daha hazır hale geleceğiz. Orada 3. etap kamp çalışmasında 3 tane hazırlık maçı planlıyoruz. Daha sonra İzmir'e dönüp son hazırlık maçını da maçın oynanacağı statta oynamak istiyoruz. Öyle bir planımız var. Onun dışında bir ve ikinci etabı birleştirirsek, sonradan ikinci etap kamp döneminden sonradan aramıza katılan arkadaşlarımızla beraber biraz daha güçlendik. Eksiklerimizi görüyoruz. Bu arada birinci etap kamp çalışmasıyla beraber altyapımızla ilgili seçmeler oldu. Onunla da çok güzel gelişmeler oldu. İzmir'in çevre ilçelerinden, başka illerden gelen sporcu kardeşlerimiz oldu. Onların içerisinden bir tanesini buradaki kampımıza davet ettik. Şu an bizle beraber. Altyapımızla ilgili de çok güzel çalışmalar oluyor. Orada antrenmanlarımız başladı. Çok yoğun bir ilgi var oraya da. Tabii bu arada tesisleşme ile ilgili yönetmemiz de gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah ligin ilk haftasına kadar tam hazır olarak Bayburt maçına hazır olacağız. Bu arada tekrar inşallah ilk maçımıza bütün seyircilerimizi, İzmir halkını bizi desteklemeye davet ediyoruz.